güzel İzmir'im, sen ne güzelsin. Özgür, hür ve aydın. Dün 9 Eylül İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Artık savaşların olmaması, tüm dünya ülkelerinin özgür ve barış içinde yaşamaları dileğimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bir İzmir'de kültür ve sanat programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomda genç müzisyen arkadaşlarım var. Müzik dolu dakikalar tabii ki sizi beklemekte. Ben hiç vakit kaybetmeden, çünkü müzik dolu bir program olacak. Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Devrim Seyrek, sevgili Devrim Seyrek, sevgili Korhan Özgören bizlerle birlikte olacaklar. Şimdi ben tabii ki konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün müzikle coşacağız. Ruhlara hitap edeceğiz. İzleyicilerimizi bir yerlere alıp götüreceğiz belki de. Ama tabii ki programımıza başlamadan önce Devrim Seyrek ve Korhan Özgören kimdir, bir izleyicilerimiz tanısın istiyorum ben. Devrim, senden başlayalım, ne dersin? Tabii, bugün gerçekten böyle bir sanatçı kompleksi falan değil, gerçekten rahatsızım biliyorsunuz siz de. Evet, evet. O yüzden özür diliyorum sesim içinde herkesten. Devrim Seyrek kimdir? Devrim Seyrek aslında hayatta tutunacak dalını böyle birkaç taneye indirmiş ve bunlardan birisini de sanat edinmiş. Ve bu yolda da, bu sanat yolunda da ilerlemeye çalışan bir adam, bir insan olmaya çalışıyor. Çünkü müzik ve sanat onun için her şey. Tabii bu yolda ilerlememi sağlayan işte bu yanımdaki adam Korhan Özgören'e minnet duyuyorum. Bir yola çıktık. Bunun adı müzik, sanat, ne derseniz deyin ama benim için hayat. Bu yolda umarım başarılara doğru koşacağız. İnşallah birlikten kuvvet var. Evet. Değil mi? Evet. İki özel arkadaş böyle müzik yolculuğuna başlamışsınız ve devam ediyorsunuz. Çok da güzel. Tabii ki izleyicilerimiz sizin performanslarınızı görecekler bugün. Şimdi Korhan, o zaman senden başlayalım. Yani sözü sana vereyim ben. Kendini tanıt biraz. Müziğe mi verelim ha? ben de çok uzun yıllar müzikle iç içe olmuş biriyim. Öyle ki gitar gövdem olmuş. Evet. Bir süre enstrüman aynı şekilde özür dileyerek üstadlarından çalmaya çalışıyoruz. Birçok dalda devam ediyoruz sanatla ilgili çalışmalarımıza. Müzik, oyunculuk, ben oyuncu değilim ama yetiştiriyorum. Evet. Ve bir misyon var içimde. O da işte birçok insanı değebilmek ve değdiğimiz değerlere sahip çıkıp olabildiğince yukarıya doğru nasıl gider, nasıl o potansiyeli sağlar ve hayallerini gerçekleştirir. Öyle bir dert edinmişim ben. Evet. O çok güzel bir dert. Dertlerinden biri de Devrim Seyrek. Devrim. Ama çok güzel bir şey tabii ki bu. Sanata gönül vermek ve bu yolculuğa çıkanlara destek olmak, ellerinden tutmak, değil mi? Beraber yürümek diyelim. Beraber yürümek. El tutmak değil de değmek. Evet. Beraber böyle evet, değil, destek yürümek. Olmak, birlikte yürümek çok güzel. Evet, bu yolculuğunuzu o zaman bir şarkıyla başlatalım mı, ne dersiniz? Evet. Devrim, sen etnik rock yapıyorum dedin, değil mi? Evet, yani bir tür söyleyeceksin. Şimdi söyleyeceğin parçayı, şarkıyı hani etnik rock tarzında söyleyeceksin sanırım. İzleyicilerimiz bir hani bilgilensin isterim ben bu konuda, hani etnik rock ne demektir desek. Hani tabii. Öncelikle şöyle bir kısa bir tanım yapsak. Tabii. Yani aslında yaptığımız müziği tanımlamak için kullandığımız bir kelime bu, etnik rock. Hı hı. Etnik, kendi kimliğimiz olan her şey aslında. Yani bize ait olan. Ki bunu çok iyi yapanlar, üstadlar ve dünyadaki en iyi bence müzisyenler göçüp gittiler.
Biz onları devam ettirmek istiyoruz. Neşet Ertaş gibi, Muharrem Ertaş gibi, Aşık Masum Şerif gibi. Hı hı. Ama bunları yaparken de hani belirlenmiş bir türkücü formunda değil. Evet. Kendimize ait olduğumuz yerde mesela nedir o? Bazıları pop müzik dinlerken kendilerini oraya ait hissederler. Bazı insanlar rock dinlerken buna ait hissederler. Hı hı. Ben aslında rock müzik dinlerken kendimi oraya ait hissediyorum ama bir yandan da diyorum ki ama benim etnik belirlediğim şey kimliğim var. Dolayısıyla bunu birleştirip insanlara daha önce o üstadların söylediği sözleri kendi hissettiğimiz alanda duyurmak istiyoruz. Buna da etnik rock diyoruz. Peki. Çok güzel tanımladın. Teşekkür ederim. O zaman ilk şarkımıza geçelim. Ne dersin? Öyle olsun diye istersen. Tabii. Şimdi bu arada tabii şeyden de bahsedelim. Ha evet. Çimens yapımından devrimin şimdi bir... Nazım Çimen. Evet. Single'ı çıkacak. Ayın 20'si gibi sanıyorum. Evet, ayın sonu gibi. Şimdi okuyacağımız şarkının single'ı. İlk kez buradan duyuralım. Aa, çok güzel. İlk kez. Evet. Süper. Süper. O zaman tamam. Single'ları daha sonra konuşacağız. Tabii. Sol karar verdim. Bir Yunus Emre ilahisidir aslında. Biz onu kendimize göre coverladık. Evet, evet. Bir çok ses ve muhteşem bir eşlik gitarla. Çok teşekkür ederim. Yani beni de benden aldığı gibi izleyicilerimiz de muhtemelen kendilerinden almış olmalı bu şarkı. Dilinize, yüreğinize sağlık.
Yunus Emre herkesin bildiği gibi bir tasavvuf ve halk şairi. Zengini fakirden ayırmayan, inananı inanmayandan ayırmayan, onlar da Tanrı'dan yankılar bulan bir sevgi ve hoşgörü şairi. Evet, gerçekten. Ne olursan ol gel. Ne olursan ol gel. Ve Anadolu civarında bir kendine ait 400 şiirin bulunduğu bir divanı var. Evet. Anadolu civarında ilk divanın Yunus Emre'ye ait olduğu söylenir. Bir de Nasihatler kitabı var. Evet. Çok değerli bir şairimiz ve o şairimizin yazdığı bir şiiri böyle seslendirmen, söylemen, bir de üstelik rock tarzında çok da hoş olmuş, çok da lezzetli olmuş. Ben gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Şimdi bu sese gel de değme, değil mi? Gel de değme. İşte böyle. Korhan, şimdi bu yolculukta birliktesiniz. Evet. Sahne alıyorsunuz muhtemelen birçok yerlerde. Senden bir şarkı almadan önce nerelerde sahneler alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İzleyicilerimiz sizi yarısını ben söyleyeyim, yarısını devrim söylesin. Peki yoruldunuz o zaman. Çarşamba, Cuma günleri Nazilli'de Brant'ta çıkıyoruz. Evet, Brant'ta öyle var. Perşembe günleri birazcık dinleniyoruz. Nasıl dinleniyoruz? Sahne yok. Evet. Ama diğer işlerimiz var. Hı hı. Cuma günleri dediğim gibi öyle. Cumartesi Sağcı'ya geliyoruz. İzmir Sağcı'da. Yalı Kafe'deyiz. Evet. Pazar Bodrum'a gidiyoruz. Vedat Sakman'ın mekanlarından biri. Sevgili Kutsal orada. Evet. Oğlu. Evet. Oradayız. Mesela bu pazartesi oradan çıkıp İstanbul'a yine Vedat Sakman'ın Kadıköy'deki mekanına mekanına evet. gideceğiz. Hep bir koşturmaca içindesiniz. Aynen, yani. Aynen böyle bir döngü sürekli devam ediyor. Çok güzel. Bütün halkımıza sesinizi duyuruyor olmak da çok güzel. Bu güzel ses ve eşlik. Tabii ki sizin sesinizi de duyacağız birazdan. Korhan, senin 97 yılında ilk albümünü çıkardığını evet. biliyorum. Bundan biraz söz edelim ve de o albümden mi bir şarkıyla mı başlasak yoksa olur. daha sonra mı? Olur. Hani sana bırakıyorum. Şöyle, 97 yılında Beni Unutma Yalancı diye bir albüm çıkarttım. Albüm o zaman böyle 12 şarkılık, yani o zamanlar öyleydi. Evet. Çıkarttık. İki tane klip çektik. Sözü ablama ait olan, Özlem Özgür'e ait olan Kalmadı diye bir şarkıya klip çektik. Bestesi bana ait. Evet. Ondan sonra bu serüven profesyonel anlamda o tarihte başladı. Öyle devam etti devam bu yıllara etti. Kadar. Ne güzel. İşte bu yıllardan sonra da Allah izin verirse şimdi kendi yapım şirketimizi kurduk. Yola o şekilde devam edeceğiz. Evet, daha profesyonel i̇şte anlamda. Yine iyi müzisyenlere, iyi seslere değerek hatta mümkünse ilk taşın altına kendimiz elimizi koyarak, kendimiz masrafını yaparak, evet. hani yıllar önce olduğu gibi bunu yaparak böyle bir tekrar yeniden döndüreceğiz farklı bir yapım şirketi olarak evet. müzik anlamında. Tabii bunun sinema, televizyon programı bölümü de var. Hazırlıklarımız var. Hı-hı. Yani aslında boyutu biraz daha farklı bir tarafa doğru çektik. Hem müzisyen hem de devrim şimdi daha yeni yola çıkıyor evet ama şirket ortağı olarak bir sürü yeni sese aynı anda, çok enteresan değil mi? Hı-hı. Kendisi bir yerden yürürken aynı anda birçok kişiye destek olacak. Destek olacak. O da bunun tadını alacak. Evet. Bakalım ne olacak? İyi şeyler olsun. İyi şeyler bu olsun. Bu ülkede evet. sanatla ilgili iyi şeyler olsun. Biz de sanata ömrümüzü verdik. Arkamızda da böyle işte yepyeni güzel sesler, sanatçılar, evet. gerçek sanatçılar. Halkın sanatçı dediği, diyeceği, kendim ben sanatçıyım diye çıkan değil. Hı hı. Halkın sanatçı statüsüne onayladı. Koyduğu, onayladığı. İnsanlar olmaya başlasın tekrar evet. eskiden olduğu gibi, özlediğimiz yıllarda olduğu gibi. İnşallah bakalım bir Don Kişotluk yapıyoruz. Ne olacak bilmiyorum yani. Hayırlısı olsun diyelim o zaman senden bir şarkı alalım. Bu sefer doğru yere takmam lazım. Dün bir radyo programındaydım TRT'de. Evet. Kapıyı unutmuşum. Yanlış sesle girdim. Bestemi değiştirmek zorunda kaldım rezil olmamak için. Müzik
koparttın gonca gülüm, soldurdun ümidimi. Sen de kalsın tüm anılar, geri ver yeter kalbimi. Koparttın gonca gülüm, unutsun bozsun sözünü. Ben de kalsın tüm anılar, geri ver yeter kalbim. Kalmadı hiçbir şey, ne sevgin ne de aşkın. Kalmadı hiçbir şey, ne sen ne de adın. Kalmadı hiçbir şey, ne sevgin ne de aşkın. Kalmadı hiçbir şey, ne ben ne de canım. Ulaşamıyorum ben sana, yetmiyorsun anlasana. Tükettin tükettin artık, ne haldeyim sorsana. Ulaşamıyorum ben sana, yetmiyorsun anlasana. Tükettin tükettin artık, ne haldeyim sorsana. Adadım sana ömrümü, unuttum bozdum sözünü. Ben ne kalsın veremem, harcadığım gönlüm. Kalmadı hiçbir şey, ne sevgin ne de aşkın. Kalmadı hiçbir şey, ne sen ne de adın. Kalmadı hiçbir şey, ne sevgin ne de adın. Kalmadı hiçbir şey, ne ben ne de canım. Ulaşamıyorum ben sana, yetmiyorsun anlasana. Tükettin tükettin artık, ne haldeyim sorsana. Ulaşamıyorum ben sana, yetmiyorsun anlasana. Tükettin tükettin artık, ne haldeyim sorsana. Of of, bitsin istemedim inanın. Hala böyle eşlik etmeye de çalıştım sözleri bildiğim kadarıyla. Yine evet, yüreğinize sağlık. Şarkıyı ablam Özlem Özgür Aydın, ben besteledim. Gürsen kardeşler de okudu bu şarkıyı. Evet. Klip çektiler. Böyle bir şarkıydı bu. Ama çok güzel. Sesiniz de çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaten gitarın tınısı muhteşem bir şey. Şimdi bu tınılarla sizden bir şiir dinlesek biz de. Hep bana hep bunu olmaz. Olmaz diyorsunuz. Bir ara ne zaman istersen bir ara şey denk geldiğinde bu o zaman şey şiir yapalım. Peki. Devrim, şimdi dedik ya, hani ilk şarkın Yunus Emre'den bir single çıkarmıştım ve oradaydı değil mi bu? İlk çıkacak olan. Yani, çıkacak evet. Ve biz ilk duyurduk. Evet. İlk buradan evet. Duydu izleyicilerimiz. Bir single daha var diye ben biliyorum ama İki single'ım var. İki single aslında. Değil mi? Evet. Bu yılki üretimler bunlar mı? Hani başka neler planlanıyor? Hani izleyicilerimiz bir öğrensinler Devrim ve Korhan neler yapacaklar daha? Tabii tabii. Geçen sene Yalnızlık Mülktür isimli ilk single'ı çıkarttık. Söz müzik yine bana aitti. Evet. Bu yıl İlk Ayakkaya ile birlikte, ki hayallerimden bir tanesiydi onunla şarkı söylemek, kendi şarkımı söyledik. Çok mutlu oldum. 31 Ağustos'ta onu yayınladık. Evet. Daha geçtiğimiz haftalarda. Düşmüş isimli o da. Yine söz müzik bana ait. Şimdi bu ayın sonunda da Çimens yapımından, Mazlum Çimen yapımından. Bu biraz önce dinlediğiniz Gel Gör Beni, Aşk Neyle Değil. Aslında bu bizim sahne performansımız. Yani sahnede çalıp söylediğimiz şekliydi. Mazlum abi de sağ olsun böyle bir şey istedi. Bizden. Yani sahnede ne yapıyorsanız stüdyoda da onu yapın çocuklar. Samimi olsun. Evet, sahne tadında olsun istedi. Doğal. Doğal olsun istedi.
Böyle dinledikleri gibi seyircilerimizin de. Üçüncü single olarak da bu ayın sonunda bununla geliyoruz. Sonraki aşamada artık kendi sesimle birlikte ben inanıyorum ki, biz inanıyoruz ki gerçekten yüreğinden ve hissederek söyleyen insanlar var. Bu topraklar çok zengin bu anlamda gerçekten. Onlarla birlikte el ele, kol kola, biz nasıl Korhan'la omuz omuza yürüyorsak, onlarla da birlikte yanlarımıza onları da alarak birlikte yol kat etmeyi düşünüyoruz. Büyük bir çember şöyle. Çok güzel. Büyük, güzel bir çemberle. Ne kadar güzel, genişleyerek, büyüyerek devam edeceksiniz. Büyüyerek. Çünkü müzik gerçekten birleştirici bir unsur. Ne olursa olsun, sanat öyle zaten. Bu birleştirici unsuru biz gerçek anlamıyla kullanıp, bu çemberi genişletip yüreklere dokunmak istiyoruz yani. Değil mi? Böyle sanatla ilgilenmek, müzik olsun, tiyatro olsun, işte resim olsun, sanatın her dalı insanın ruhuna hem çok iyi geliyor hem de o güzellikler ruhunda barındırdığın zaman çevrene de hem pozitif enerji yayıyorsun hem insan olmanın, hani bir sanatla uğraşan kişiler zaten hani insan olmayı becermiştir diye ben naçizane öyle düşünüyorum. Çevrene de bu anlamda da katkılar sunmak adına müzikle ve sanatın her dalıyla hangisi olursa olsun uğraşıyor olmak çok çok kıymetli. Kesinlikle. Bunu çok önemsiyoruz ve yaptığımız programlarla da hem kıymetli konuklarımı ağırlıyorum hem sanata dair bilgiler veriyoruz hem de sevdirmeye çalışıyoruz bir anlamda. Ben de bu anlamda yani yaptığım işi çok sanatla seviyorum. Sanatla ilgili tarif ettiğiniz biraz evvel işte sanatla uğraşan kişilerle ilgili söylediğiniz güzel sözler. Evet. Keşke hepsine katılıyor olabilseydim. Evet. Herkes için, her sanatla uğraşan için o söylediğiniz güzel temennilere katılıyor olabilseydim. O zaman belki işimiz daha kolay olurdu. Biz bu çemberi bu kadar genişletmeye çalışmak zorunda kalmazdık. Söylediğiniz tarifteki kişilerle biz zaten işte bunu genişletmeye çalışıyoruz. Evet. Sanat, biraz evvel çok güzel tarif ettiniz. Hı hı. Bizim çemberimiz bu kişilerden oluşacak. Zaten hani öbür yönünü biz düşünmüyoruz. Hani vardır bazı negatiflikler diyelim hani uğraşanlar adına. Ama sanatı genel anlamda hani değerlendirirsek bu olgu diye düşünüyorum. Şiir okumayı seviyor musunuz? Efendim? Şiir okumayı seviyor çok seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyor musun? Evet. Tabii. Tiyatro metinleri yazar, tiyatro oynar, turneye çıktı, en son Antakya'daydı. Konuşacağız. Seviyor musun oynamayı? Tabii ki. Sevmeden yapamaz. Seviyorsun ve bunu sanatı o yüzden yapıyoruz ve siz seviyorsunuz. Evet. Burada olmayı, konuklarınızı ağırlamayı, sanatçılarla ilgilenmeyi seviyorsunuz. Sevdiğiniz için yapıyorsunuz. Evet, evet. Sanatı. Değil mi? Aynen. İşte sanatı seven insanların yapmasını istiyoruz biz. Araç olarak kullanmayan, sanatı seven, ressamsa resim yapmayı seven, evet, sadece sevdiği için yapan, meşhur veya ünlü veya popüler olmak için değil. Değil, tabii sanatını ki yapmak isteyen kimse, severek yapan insanlardan oluşsun istiyoruz bu toplumun. Çünkü Atatürk ne demiş? Sanatsız kalamayız millet. Sanatsız kalabiliriz yani. Endişemiz bu. Diyelim. Bizim de evet tamam o zaman bir şarkıyla devam edelim. Başlıyorum. Yine başlamışım böyle. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok ara vermeyelim şarkılarımıza. Devrim, Sarı Gelin'in söyleyeceğini biliyorum ama şimdi söyler misin onu? Önünden bir şiir okumak istiyorum çünkü. Şiir okur musun dedi de Korhan tabii, bana. Tabii keyifle. Siz tamam, şiirinizden sonra. Tabii. Hemen arkasından girersin. Kısa bir şiir tabii, zaten. Tabii. Bir sevda türküsü yaz bana, şimdiye dek duyulmamış olsun. Yapraklar mutluluk gözyaşlarını toprağa bıraksın, ay saklandığı yerden çıksın, güneş hiç batmasın. Sevdiceğim, yüreğimdeki telaşı anlat bana, sesimin titrekliğini, başımın bir hoşluğunu anlat ki bileyim, aşkı
sevdayı anlat bana. Saçının ucu örmez gülü solu görmezler sarı gelin. Bu sevda ne sevda? Seni mene vermez. Neyime maneman, neyime maneman sarı gelin. Bu sevdan ne sevdan? Seni mene vermezler. Neynime maneman, neynime maneman sarı gelin. Her surum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman sarı gelin. İçinde bir kız gezer, nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarim. İçinde bir kız gezer, neden ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarim. Böyle bir sarı gelin yok, yok. Çok sağ olun. Ay çok güzeldi ya, nasıl bir yorum. Böyle bir sarı gelin yok. Çok var ya. Böyle bir sarı gelin söylemek yani, böyle bir yorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Korhan, efendim? Şimdi sen gitar çalıyorsun, şarkı söylüyorsun ama bir de oyuncu yetiştiriyorsun diye biliyorum. Evet. Öyle bir halimiz var. Konuşalım o zaman. Şimdi dedim ya, şöyle bir şey söylüyorum. İnsanların hayalleri ertelenmez. Hep bunu söylüyorum. Misyon olarak da bu bana yapıştı. Hem dediğim gibi müzikle ilgili olan bölümde, hem de oyunculukla ilgili olan bölümde hayalleri olan insanlara yol açmaya çalışıyoruz. Evet. İzmir'de buna kalktık. Bayağı arkadaşımızı yetiştirdik bu anlamda ve şu anda halihazırda var olan dizilerde oynuyorlar. Sinema filmlerinde oynuyorlar. Hayallerini gerçekleştirdiler. Yani bunlar 16 yaşında yanıma gelip 3 sene eğitim alıp 19 yaşında buradan oyuncu olarak giden, bu duyguyu parayla ölçemezsiniz. Yani. Neden? Çünkü artık o kişiler oyuncu oldular. Oldular. Daha pişiyorlar. Hani evet. Tamam ama olsun, sonuçta gittiler ve profesyonel bir sözleşme imza atarak ulusal kanallarda, evet, dizilerde, sinema filmlerinde çok güzel bir şey. Evet. Peki senin böyle bir deneyimin var mı? Oyunculuk anlamında. Evet. İki klibin dışında kamera görmedim ben. Ay yetiştireyim diyorsun. Evet, biraz bazı şeylerin mutfağında kalmak, kalmak lazım. Kalmak, evet. Şimdilik en azından. Bilemem ileride ne olur. İleride belki mi? Baş başa veririz bir
bir şeyler yaparız yani. Beni de katın ama içinize. Olur. Olur mu? Yani finalde aslında severek ve zevk alarak yapabileceğimiz her şeyi yapabilmeliyiz. Şimdi bu adam tiyatro oynuyor. Evet. Oyunculuğu var. Evet. Ben yetiştiriyorum ama oynayabilir miyim? Bilmem. Yani gitar çalıyorsun diye öğretebilir misin? Bilemezsin. Evet. Ama bir en azından kimse yokken devrimin yanında oynar oluyor mu diye sorarım. Oluyor derse o zaman bir şeyler de ufak ufak kendimiz eğlenmek için bir şeyler yaparız. Yine sanata dair bir şeyler. Yine halka bir şeyler vereceğimiz tabii ki, öyle saçma sapan şeylerin içinde yer almayız. Tabii ki. Ama çok güzel projelerimiz var. Hem dizi, hem sinema filmi, televizyon programları, yine halka uyuşturmadan bir şeyler vererek güzel şeyler. Evet, o kelime çok anlamlı. Şöyle basit çekimlerimiz, siz devam edin. Gerçekten bir şeyler vermek. Hani şimdi içeren dizileri ve filmleri çok sevmiyoruz. Neyse, tamam. Biz o zaman şarkı alalım yine sizden. Tamam. O zaman. Ne söyleyeceksiniz? Sezen Aksu'dan mı acaba? Hadi Sezen Aksu'dan, madem ağzınızdan öyle çıktı, tutukluyu söyleyeyim. Ne güzel bir kadın bu Sezen Aksu. Vallahi. Ne senden sonrası, ne senden öncesi, ne senden sonrası, ayrılık aman, ölümden yaman, geçmiyor zaman, geçmiyor. Ne anam, babam, ne hoş hatıran, yetmiyor canım, yetmiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. O kadar alışmışım ki eşiğine. Eksik kalır kulağımda. Tamamlıyorum. Sakladım gözlerimi, sustum hep sözlerimi. Yandım
yar gözlerini yar. Sabır sabır bitmiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yetiş cihan dolandı. Bana mısın demiyor. Şarkı o kadar güzel ki dayanamıyorum. Yani dayanamadım evet yani. Yani ben de ayağına basıyorum şey. Buradan sen söyleme ben söyleyeceğim şimdi tamam diye. Sen söyleme diyorum biz birlikte söyleyelim. Siz bana şöyle bir işaret yapınca hani eşlik et dediğiniz için ben de biraz mırıldandım. Şimdi biz bir yerlere gideriz. Hani öyle ya biz de otururuz müzik dinlemeye gideriz falan. Evet. Öyle ya da böyle bazen tanıyanlar bazen işte yanımızdakiler çok ısrar eder. Sahneye alırlar bizi. Şimdi Devrim söyler, arkasından şimdi ben söylerim ama şey der ki oradaki solist arkadaş, ben şimdi bu adamdan sonra nasıl şarkı söyleyeyim der. Dönüp diyorum ki 6 yıldır bu adamla birlikte şarkı söylüyorum, ne yapayım? Ben ne yapayım, sen bir seferde bu adamdan sonra nasıl söyleyeceğim diye soruyorsun bana. Şimdi ben böyle bir gücü var adamın. Evet. Müzikle de hani ilgim olduğu için yani tüm izleyicilerimizin kıyısından köşesinden müzikle ilgisi vardır. En azından evimizde şarkılarımızı, türkülerimizi söyleriz değil mi? Ama ben halk müziği, sanat müziği dersleri de aldım. Aynı zamanda işte bağlama dersi ve gitar dersi de aldım. Müziği çok seviyorum. Söylemeyi de çok seviyorum ama daha ziyade işte konserlerde sunum yapmayı, şiirli sunum yapmayı tercih ediyorum ama şarkı söylemeyi galiba ben evde yapıyorum. Olsun buraya taşımış burada da olabiliriz. İşte siz sevgili konuklarıma bazen güzel böyle eşlik ediyorum, mırıldanıyorum. Devrim, şimdi ben de tiyatro ile ilgileniyorum ve senin de tiyatro ile ilgilendiğini de biliyorum. Evet. Aynı zamanda hem oyuncu yetiştiriyorsunuz, sen de tiyatro yeni bir turneden geldiğini de biliyorum. Neler yapıyorsun? Tiyatro adına tabii çok küçük yaştan itibaren tiyatro ile uğraşmaya başladım ben aslında. Birçok tiyatro grubuyla birlikte çalıştım. Buradan tabii Esin Urla'ya, hem bizim de hocamızdı kendisi biliyorsun. Evet. Esin Urla'ya ve Ali Urla'ya da bir selam yollamak istiyorum. O bana tiyatroyu sevdirmişti. İlk hocamdır kendisi. Benim de. Evet, Korhan'ın da öyle böylece. Şimdi biz bir Bademler Köy Tiyatrosu'nu duymuşsunuzdur. Evet. Evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk köy tiyatrosudur kendisi. Bademlerlilere de selamlar bunlar. Çok akraba zaten hepsi. Ve o oluşum baktığınız zaman işte köydeki imece denilen o meşhur kelime vardır ya, o kavram imece. Bademlere gittiğiniz zaman bunun dibine kadar yaşıyorsunuz. Her alanda. Bakıyorsunuz tiyatrosu böyle. Sokakları tertemiz. Tabii bu Bademler gibi güzel bahçede de Yaka Mahallesi diye bir mahalle var. Ben Yaka Mahalleliyim. Oralıyım. Ve biz bu Yaka Mahallesi'nde aynı zamanda belediye başkanımız da bizim mahallelimiz Mustafa İnce buradan. Onun önderliğinde dedik ki Bademler bunu Cumhuriyet tarihiyle birlikte yapmaya başlamış. Biz de yapabiliriz. Bir köy tiyatrosu kuralım dedik çocuklarla. Yaka Mahallesi'nde büyümüş, yetişmiş. Yaşı da benden küçük. Gençlerimize önderlik yapmaya çalışıyoruz. Yaka Gençlik Tiyatrosu'na da izliyorlar. Selamlar. Onlarla birlikte kendimiz yazıp, kendimiz yönetiyoruz, kendimiz sahneye koyuyoruz. Ne kadar güzel. Hepsi evet. Size ait. Biz ait. İmece usulüyle başlıyoruz. Antakya'da da HİBA oluşumu var. Hevesli İnsanlar Bilim Atölyesi. Çok keyifli çocuklar onlar da. 2 yıldır üst üste Antakya'ya gidip geliyoruz turnelerle. Kendi yazdığımız oyunları Antakya'da da sergiliyoruz. Evet. Bu yıl da oradan döndük işte. Şimdi daha yeni gittik geldik. Kültür ve Bilim Şenliği vardı Antakya'da. Evet, evet. Orada oyunumuzu sergiledik, geri döndük. Peki tiyatro oyunlarınızı sergilerken hani zorluklarla karşılaşıyor musunuz hiç sahne bulmak açısından? Çok açık konuşacağım. Evet. Biz çok şanslıyız. Şöyle çok şanslıyız.
Güzelbahçe Belediye Başkanımız var bizim yanımızda. Ve o bizim dediğimiz her şeye tamam diyor. Her şeye olur diyor yani. Evet. Başkanım şu oyumuz eksik diyoruz. Alın çocuklar yapın diyor. O kadar şanslıyız ki. Antakya'ya mı gideceğiz? Gidin çocuklar. İnanın ağzını açıp izliyorum sizi evet, şimdi. Dinliyorum evet, daha doğrusu. Evet. Maalesef biz çok acı söylüyorum. Şanslıyız demek belki de hani ulan daha ne istiyorsunuz diyeceksiniz falan ama maalesef şanslıyız. Çünkü diğer tiyatro gruplarının hiçbirisi bunlarla yok. Biz gerçekten çok şanslıyız. Şimdi biz bir oyunumuzun provalarını yapıyoruz evet, artık. Yani oyun çıkmak üzere. Çıktı sayılır. Sahneyi koyacağız. Evet. Sahneyi koyacağız ama her yer paralı. Ya. Şimdi ya. Bütçemiz yok. Biz bir özel tiyatroyuz. Evet. Ondan sonra sahnelerin fiyatları yüksek. Yüksek tabii. Mesela bir Suat Taşer'de oyunumuzu sahneye koymak istiyoruz. 5.000 lira diyorlar. Hani biz zaten amatör oyuncularız. Tiyatroya, sanata gönül vermiş kişiler olarak aylarca yaptığımız çalışmaların bir de üstüne para vererek sahneye koymak, o emek, emeğe aslında saygısızlık. Biz bir Genco Erkal değiliz ki parayı bastıralım, istediğimiz yerde oynayalım, ondan sonra biletlerden hasılat toplayalım, karşılığını alalım. İşte biz amatörlerin elinden tutulmaması sonucunda gerçekten hani hiçbir zaman ruhumuz geriye gitmiyor. Çalışmalarımız tabii bu ki engellemiyor. Çünkü biz hani gönül vermişiz. Çok isteyerek yapıyoruz. Hani tiyatro bizim nefes aldığımız yer. Kendi adıma söyleyeyim. Nefes aldığım yer. Çok seviyorum. Evet. Hiçbir engel bizim sahneye koymamıza mani olmayacaktır diye düşünüyorum ama buradan yetkililere, belediye başkanımıza seslenmek istiyorum ben. Sahneleri bize lütfen tahsis ediniz. Ücret almayınız bizden. Biz amatörleri lütfen destek çıkınız demek istiyorum. Çok sesimizi haklısın. Duyurmak istedim ben buradan da. Umarım Mustafa İnce gibi, Güzelbahçe Belediye Başkanı gibi duyarlı evet, belediye başkanları çıkar. Amatör gruplara gerçekten sahip çıkarlar. İnşallah. Beklentimiz bu. Sözü çok uzattık evet, biz galiba. Yine bir şarkıyla devam edelim Devrim. Tabii. Yine birlikte ileriki zamanlarda düet yapacağımız çok sevdiğim abim Hüsnü Arkan'ın bir şarkısını seslendirelim size. Tamam. Senin gibi. Bana senin gibi bakan olmadı. Ne gülüşünde, ne geceliğin. Bana senin gibi bakan olmadı. Ne ne geceliğin, aldırmaz göründün hayat ama sen tut ki anlamadın dünya mı yıkılır aldırmaz hayat ama sen tut ki anlamadım dünyamı kadın mısın ecemsin yar mısın nazım mısın imanım mısın inadım mısın her thank you.
bazen bir yerlerde esen bir türkü gibi kayıp rüzgar zaman küller savrulu tütün tarlalarında yılların kul oldu. Alkışlıyorum. Bir kadına söylenebilecek en güzel sözler söylenmiş bu şarkıda. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Kadına verdiğimiz değer şarkılara da yansıyor. Ve Korhan'a geçmek istiyorum ben. Sözleri çok fazla uzatmadan, çok fazla çünkü şarkılara. Evet, evet, hiç çıkarmayın, hiç çıkarmayın. Siz söylerken bir şiir okuyayım o zaman ben. Tamam. Devrim söylemeden önce okumuştum ya bir de. Tabii. Siz, tamam. Gidişle ilgili bir tamam. Şarkınız vardı galiba. Başladım şiire. Evet. Gidişinle dünya tersine döndü sanki. Her yer karanlık, her yer ıssız, her yer çok soğuk. Baktım öylece ardından, biraz kırgın, biraz öfkeli. Sense mağrur ve aldırmaz bir edayla yürüyüp gittin, ardına bile bakmadan. İstediğim bir avuç mutluluk da oysa, göz bebeklerimize sevdayla bakmak, orada kaybolmaktı dileğim. En güzel şiirlerimi senin için yazacaktım. Sevdama dair ne varsa anlatacaktım. Gözlerine hapsederek kendimi. Yüreğim alev alev. Ellerim sensiz. Sesini duyamamaksa ölümden beter. Nefesim, yaşama sebebim, sevdiğim. Ben hala buradayım, bıraktığın yerde. Yar, gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var, biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak, baharı al, soğuk. Dur oralar, ağlıyor musun? Ağlama, hayırla, uğurla. Gurbete gider, döner mi dönmez mi belli değil biri.
ben bir karaş gölgesi buldum cebimde hisleri. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim. Ben bir karaç gölgesi buldum cebimde ölüsünün. Hadi bir şey gelsin sen de. Evet, arkasından hemen. Lütfen siz söyleyin. Ne söyleyeceğim ben? Ben mi söyleyeyim? Şarkı. Ben iki tane şiir okudum, tamam. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ilımlar çiçek açtığı zaman. Ne olur bir takvim sorma bana. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ilımlar çiçek açtığı zaman. Sen zümrüden kaydın, elim tüylerine değdi. Ne olur bir takvim sorma bana. Muhakkak geleceğim diyorum sana. Ilımlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne olur bir takvim sorma bana. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ilımlar çiçek açtığı zaman. Yar, gidiyor musun? Gitme, içimde bir korku var. Biliyor musun, böyle başlar ayrılıklar. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli. Gölgesi buldum içimde ümitleri. Of of of, şiirli, şarkılı. Güzel oluyor. Evet, yani evet, şiir eşliğinde de ağzına sağlık senin de. Çok güzel okudun. Senin de yüreğine sağlık, eline sağlık. Hiç çıkarma, çıkarma. Aynen. Vallahi çıkarmak yok öyle. Yeah. Bence hep o asılı kalsın orada. Bence... Devrim'den bir rock dinleyeceğiz şimdi. Öyle mi? Evet, evet, Devrim. Yani belki de son şarkımız olacak çünkü süremizi biraz... Aştık mı? Aşmadık, aşmadık tam. Aşarız gibi. Ha. Hemen aşabiliriz. Yönetmenimiz sesini çıkarmadığına göre... Şöyle 11 kıtalık bir şarkıya girelim. Kaç dakika bunlar? Bir şarkılık var mı? Siz devam edin, tamam. Lütfen. Bilinmeyen Saat Uygulaması diye bir şarkı var. Evet. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Biraz da yaralıyım o şarkıyla ilgili. Hayırdır? Ya çok güzel bir şarkı. Cüneyt Ergün'ün muhteşem bir şarkısı. Hı-hı. Biz sahnede yıllardır birlikteyiz ve hemen hemen her sahnemizde de söylüyoruz bunu. Sağ olsun insanlar da onu bize bir böyle yapıştırdı ve her sahnemizde istiyorlar. Evet. Çok güzel bir şarkı. Ben de o şarkıyı okumak istiyorum. Herhalde bir gün okuruz değil mi Cüneyt Ergün'den? Alırız şarkıyı. Olur. Okuruz herhalde bir gün diye düşünüyorum. Evet. Bilinmeyen Saat Uygulaması yapalım. Tamam. Hiçbir vücut ısısı değiştirmiyorsa mevsim normallerini. Sevmekte yok artık, sevmek yok artık hiç kimseyi. Sevmekte yok artık, sevmek yok artık hiç kimseyi. Sen yaz saati uygulaması, ben kış saati. Ortak bir takvimimiz bile olmadı. Seni bir saat ileri almışlar, beni bir saat geri. Bu zamanlar yoksa bizi düşmanın.
seni bir saat geri almışlar, beni bir saat geri. Bu zamanlar yoksa bizi düşman mı? Bilemem. Aklım kimde kalır? Bilemem. Hatrım kimde kalır? Bilemem. Kimler sensiz kalır? Bilemem. Hangi yol düz gider? Hangi yol düze gider? Bilemem aşklar niçin biter? Hangi yol düz gider? Hangi yol düze gider? Bilemem aşklar niçin biter? Aşkım, aşkım, başımdan aşkım. Aşkım, aşkım, başımdan aşkım. Hiçbir kısası değiştirmiyorsa mevsim normallerini yok artık, sevmek yok artık hiç kimseyi. Sevmekte yok artık, sevmek yok artık hiç kimseyi. Sen yaz saati uygulaması, ben kış saati, ortak bir takvimimiz bile olmadı. Seni bir saat geri almışlar, beni bir saat geri. Zamanlar yoksa bize düşmanlığı. Seni bir saat geri almışlar, beni bir saat geri. Zamanlar yoksa bize düşmanlığı. Bilemem. Aklım kimde kalır? Bilemem. Hatrım kimde kalır? Bilemem. Kimler sensiz kalır? Bilemem. Hangi yol düz gider? Hangi yol düze gider? Bilemem aşklar niçin biter? Hangi yol düz gider? Hangi yol düze gider? Bilemem aşklar niçin biter? Aşkım, aşkım, başımdan aşkım. Aşkım, aşkım, başımdan aşkım. Hasta olmuş hali. Ya hastayken böyle söylüyorsan devrim. Ay, yüreğinize sağlık. Çıkarım. Ve sevgili devrim, sevgili Korhan, programına geldiğiniz için, konuk olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. Biz doymadık ama doyamadık. Daha sonra inşallah ilerleyen zamanlarda yine sizi konuk etme fırsatı buluruz. İstiyorum ben çok. Hepinize, ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir müzik dolu programımız, kültür ve sanat programımız daha sona erdi. Bir sonraki hafta buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayata gülümsemeye devam edin. Hoşça kalın.